Maria. Ben çizmelerini beğenmedim. Çünkü zannedersem daha dar olması lazım. Biraz geniş durmuş. Ha, bunun modeli bu. Biraz öyle geniş mi olması? Hı. Rengini beğenmedim. Biraz daha böyle kahverengi, açık tonlarda olsaydı daha hoş dururdu bence. Bir de çantanı beğenmedim. Onun dışında güzel duruyorsun. Teşekkürler. Ben içindekini çok beğenmiştim arka tarafta gördüğümde. İçerideki bluzunda sarı renk galiba, değil mi? İçimdeki mi? Hayır. Başlığın eteğin sarı. İçinde siyah beyaz siyah var. Siyah beyaz, evet. Evet, o iki rengin yan yana gelmesini sevdim. Çantanı da sevdim ama çizmeyle ilgili ben de muallak değilim. Hani bu kombinin parçası mı değil mi bilemiyorum. Onun haricinde Öykü Hanım, söylemek istediğim bir şey var. Evet, ben de özellikle kıyafetle ilgili yorumları önden aldım ki. Hayırdır? Ne oldu? Biraz önce yine arada... sesler yükseldi. Aha, Nihal'den arada, al haberi diyecektim. Arada lavaboya girdik. Lavaboya giderken ben hemen tabii doğal olarak Gülay'a yazdım. Ben hani ne zaman çirkin böyle muhabbette bulundum. Ben senin önünde Zeynep'ten özür diledim. Bak ben böyle düşünüyordum ama değilmiş, özür dilerim diye. İşte Gülay herhalde Nihal'i mi aradı, Nihal mi onu aradı? İşte bir baskı böyle şirret bir şekilde. Yayına da bağlan, söyle, işte delillemiş olacağız, o etmiş olacağız. Ben de gayet insani bir şekilde şunu yazdım Gülay'a. Ben Gülay böyle bir şey demiş olacağına inanmıyorum. Çünkü ben böyle bir şey demedim sana. Ama böyle bir iddia varsa ortada ya da benim ses kaydım normal bir muhabbet bile olsa, sen tutmuşsan ve başkalarına gösteriyorsan, bu suça giriyor canım. Dava açacağım sana dedim. Onlar da bir hışımla buraya geldiler. Tartışma buraya taşındı. Benim burada rahatsız olduğum şey şu. Elenen insanları da... Peki, tamam, rahatsız olduğun şeye geçmeden önce böyle bir kayıt var mı yok mu Zeynep? Haberim. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben bizim de telefon bağlantısı yapmanız mümkün mü burada, yoksa ben daha sonra mı Gülay'ı arayayım? Bence konuyu tamamlayalım ondan sonra yani. Tamam, yani sen sonuna kadar arkandasın değil mi lafının? Ben, yani yok diyorsun böyle Nazlı bir şey. Nazlı Hamarat'ın yaptığı söylemde bir şey ben demedim. Nihal'de bir şey söz konusu tam tersini değil iddia ediyor. Hayır, var diyor. Hayır, duydum, ben o tip dinledim söylemde diyor bir şey söylemedim. O benim tip şu andaki, söylemde benim şu andaki ses kaydı Melisa var. Daha bunu ne kadar açık ve net söyleyebilirim bilmiyorum. Ama açık Melis ve net söyleyemeyeceğini biliyorsun en azından. Aynen değil öyle. Melisa şöyle bir şey var. Arada panik olduğu için Gülay'ı tehdit etmiş, seni dava ederim diye. Bu yüzden de ses kayıtlarını sana göndermekten çekiniyor insanlar. Yok. Ben de dedim ki böyle bir bilişim suçu yok. Ben senin Melisa'nın telefonunu gizlice alırsam, okursam mesajları, gönderirsem kendime böyle bir suç var. Ama şu an ortada suçluk bir durum yok dedim. Peki Melisa o da dedi ki ben Zeynep'e bunu söylerim. Hani Melisa'nın böyle bir şey söylediğini Zeynep'e söylerim. Benim sözüme inanır inanmaz. Peki bir şey o, merak ediyorum. Bir şey. Şimdi... Ama kaydı gönderemem dedi. Dava açacağım diye tehdit ettiği için. Yani sonuç itibaren ben normal bir şey söyleyeceğim. Ayrıca hiç de böyle yayına bağlan bilmem ne demedim. Bunlar gayet senin hareketlerin dedin, canım. Gayet dedi, lavabodaydı. Ben onlardan önce girdim. Hatası orada oldu. Benim orada olduğumun farkında değildi. Avukatımla görüşürsün demiş. Evet, avukatımla görüşürsün değil. Direkt söylediğim şey şu. Ben böyle bir şey yaptığına inanmıyorum Gülay. Ama gerçekten böyle bir şey söz konusuysa yaptığın şey suça giriyor. Avukatımla görüşürsün dedim. Ama bunu mesaj halinde attım ve Gülay'ın bana verdiği mahkeme henüz bir cevap yok. Mahkeme mevzusu ne peki? Özel hayatı, özel hayatı. Evet, özel hayatı. Sen benim mesajlarımı toplamak zorunda mısın oradan sen buradan? Sen bana mesaj sana atıyorsan ne? Ben istediğim kişiye gösterebilirim gösteremezsin bunu. Gösteremezsin. Anlamıyorsun işte. Gösteremezsin. Delil bence niyeti ortalara süremezsin. Melisa, bir şey soracağım ben sana. Ben seni seviyorum. Sen dinleyebilirsin Zeynep. Zaten böyle bir ses kaydı yoksa mahkemelik de bir şey olmaz. Anlamıyorsun o... işte. Orada benim farklı bir seninle alakasız şekilde de konuştuğum şeyler var. Bu niye ortalığa saçılıyor? Bu niye konuşuluyor? Benim özelim, ona güvenip anlattığım bir şey. Ses kaydı sıkıntısı, anladın mı? Bu yani niye? Benim dava peki, açmaya Gülay kalkma bunu... nedenim başka bir şey. Melisa beni dinler misin? Şey Melisa değil, seninle konuşuyorum. Gülay neden bunu kayıt altına almış? Yani çok bunu enteresan. Bunu sormadın mı? Ay, neyini hayır, sorgulayayım? WhatsApp'tan ses şey, kaydı yollamış galiba. Az önce şey ben sordum ya. Mesaj yazmak yerine ses kaydı yani, yolladı. O mu? Evet. Ben şimdiye kadar insanlarla ilişkimde hep atmışımdır. Onlar da bana atmıştır ve akabinde silmişimdir. Çünkü ajancılık oynama huyum yok. Telefonum günü gününe silinir, edilir. Kimsenin de sesini, fotoğrafını, osunu, busunu toplamam, araştırmam. Çünkü başkalarının hayatına çok büyük bir ilgi duymuyorum. Mesajım ama kendi iradenle göndermişsin. O tabii ki istediğine ama, de gösterir. Ama sonuç itibariyle onu o delil, bu delil deyip sağa sola yollamaları Öykü Hanım çok yollamadı. Neyin delili anlamadım. İddia ediyorlar ya, yok ben hakaret etmişim falan. Sonuç itibariyle... Peki bir şey soracağım Nihal.
Diyelim ki Melisa söyledi. Bak yani farazi konuşuyorum şu anda. Melisa söylemiş. Kayıtta da var. Bu kaydı Zeynep dinledi. Evet. Heh, şimdi ne olacak? Ben söyleyeyim mi Öykü? Yani bu davanın bu kadar hararetli şey savunulmasının nedeni ne? Ne olacak? Ben söyleyeyim. Ne biliyor musun? Nihal'i konuşayım. Duydum. Bekle. Bakalım Nihal ne diyecek? Melisa'nın Emel'e ve Zeynep'e baştan beri ben saygı duyuyorum cümlesinin yalan olduğu ortaya çıkıyor ve bu Melisa'nın kaçıncı salladığı bir şey. Yoksa Melisa'yla benim aramı açmak için mi? O da olabilir. O da olabilir. Benim umurumda değilsiniz kızlar. Için. Ben seninle de normal mesafedeyim. Melisa'yı zaten hiç sevmiyorum. Siz yakın olmuşsunuz, yakın olmamışsınız. Tabii ki de gruplaşmanız benim için hoş ben bir şey değil. Ben burada hiç kimseyle çok yakın ama ben, değilim. Ama benim de arkadaşlarım var. Benim de yakın olduğum insanlar yani var. Yani sen aslında karşı tarafta bir gruplaşma olmasını engellemek adına... Hayır, o Melis da oluyor, daha o çok da oluyor. Kişisel benimki, bireysel. Bak, bir, Melisa'nın yalan söylediğini ispat evet, etmeye çalışıyorsun. Evet. İki, karşı tarafta bir grup oluşmasını istiyorsun. İçeriden bunu halletmeye çalışıyorsun. İstemiyorum dedin az önce değil mi? Bir grup olmanızı istemiyorum. Evet, benim dedin. İşime gelir onların grup olmaması. Benim kârıma ama asıl mevzu bu değil. Melisa'nın yalan söylemesi asıl mevzu. Tamam. Çünkü benim de yakın olduğum arkadaşlarım var. Sen bayağı hani... çalışıyorsun yani. Yo ben söyleyeceğimi söyledim artık bu Zeynep'in zekasına ve Melisa'nın dalaverelerine bunun kalmış. Bunun zekayla hiçbir alakası yok. Ben yayın bitince Gülay'ı arayacağım. Niye tabii ki. Gülay'ın inisiyatifine bağlı bana söyler. Söylemezse sen tehdit ediyor yalan söylemiş olursan. Söyle eğer hanım. Gülay zaten hani Öykan. Bana söylerse burada söyleyip bir de ispatlaması gerekiyor. Gülay zaten bunu sana gösterecekti. Bu konuda bir sıkıntı yoktu ama Melisa dava edeceğim diye tehdit ettiği için şu an doğal olarak bu yarışmada değil. Uğraşmak istemiyor yani. Gülay olay bugüne bu. Kadar niye göstermediğini söyledi peki? Eski çünkü bir Gülay olay bir yarışmadaydı. Yüz yüze gelmek istemiyordu ve ben ona saygı bakayım. Duymak zorundaydım. Hani olayların içine çekmek deyip duruyorsunuz ya. Yakın arkadaşımı olayların içine çekmek istemedim ama bir kez daha artık burada söyleyince madem elenmiş dedim artık daha fazla tutamadım ki Gülay bana Zeynep'e dinletirim demişti. Ama şu an böyle bir tehditte bulunduğu için dinletir mi dinletmez mi bilemiyorum. Şimdi sen onun iradesinden önce karar vererek onun adına böyle bir şeyi yapabileceğini iddia ettin. Hatta iddia etmekte kalmayıp Gülay ne der bilmiyorum ama ben artık burada dayanamayacağım ve söyleyeceğim dedin. Hı hı. Şimdi bunun üzerine gelişti bütün olaylar ve arada konuştunuz. Melisa söz sende. Şimdi Öykü Hanım şöyle bir komiklik var. Geçtiğimiz günlerde de Almila'nın ta yarışmanın en başından kalma bir ses kaydı muhabbetini Nihal yapmıştı. Hatta siz de çok güzel bir soru sormuştunuz. Niye şimdi bunca zaman sonra diye. Şimdi ikinci kere aynı muhabbet yapılıyor. Yine bunca zaman sonra. Ve ben lavaboda ne duyduğumu çok iyi biliyorum. Söyleme çok net istedikleri gibi inkar etsinler. Gülay'a öyle bir gaz vermeye çalışıyordu ki yayına da bağlan. İşte söyle, doğrula. Melisa ile Zeynep'in arası bozulacak bu sayede. Yayına bağlanın Nazlı söyledi. Ben öyle bir cümle kurmadım. Eleme gecesinde çok üzüldün değil mi? Ha? Eleme gecesinde şok oldun. Oraya çünkü o ikisinden birinin gitmesine engel oldum. Şuradan kalktım çat diye ki özgünüm. Özden'in adını söylemek istemememe rağmen söyledim. Çok bozuldun değil hiç mi? Hiç istemeden söylediğini de düşünmüyorum. Emin ol istemeden sen sadece söyledim. Özden'i karşına almak istemezsin. Korkak bir insansın çünkü hiç. Ben sen değilim canım. Ajancılık dünyanın. Yok canım bak, ben sen seni o kadar zaten bu derece karşına arkada, durmasaydım sen beni de almazdın karşına. O kadar cesursan arkadaşınca insanı karşına alma pahasına... Gülay'a dediğin şeyi tekrar et. Zeynep'le Melisa'nın arasını bu sayede bozmuş olacağız tarzında kullandığın cümleyi şurada kabul et. Bu doğru sayede bozmuş olacağız değil. Zeynep'le Melisa şu an çok dost. Hatta şunu söyledim. Melisa Zeynep'e çok dost takılıyor. Araları bozulacak dedim. Evet ben bunu kabul ediyorum. Çünkü ben söylediğim bir şey dost, senin dost gibi takılıyor falan yalan değil. Demem. Dost takılıyor falan değil. Ama ben burada şey çok söylemedim. Burada çok büyük bir strateji söz konusu. O tarafta bir gruplaşma var çok güzel. Güvenle tekilken Zeynep'e saldırır, Maria'ya saldırır, Melisa'ya saldırır. Çünkü ben Özden'in arkasından tarafta... başkasına konuşmadım. Nazlı Sultan'ın arkasından başkasına konuşmadım. Nazlı Amarat'ın karşısından yüzüne söyledim tüm sinirimi. Ben böyle bir insanım. Hiç ama öyle bir insan aksine, değilsin. Ama sen Derya'nın arkasından Almila'ya konuştun. Zeynep'in arkasından. Bir de aylar sonra çıkıyor Gülay'a ama. Konuştun. Aylar sonra değil. Ben Armin'le buradayken de söylemiştim. Derya'nın arkasından konuştun diye. Ben konuştuğumu kabul etmiyorum ama sen insanları olacak. Davayla tehdit ediyorsun. Susturuyorsun ama ben alakası susmayacağım. Bile yok. Konuşmaya devam et. Eğer müsaade eder misin? Evet varsa devam et söyleyeceğim bir şey varsa.
konuşmaya devam et iddialarına. Siz, sana bir şey mi, siz dedim, özür dilerim. Tekir kullanacağım. Sen küçük stratejilerini kurmaya devam et. Bu yakada herkes tekil. Maria da tekil, Zeynep de tekil, ben de tekilim. Birimiz düşersek diğeri çok üzülecek. Bunu biliyorum bak. Ben Zeynep'e bir şey olsa üzülürüm. O da bana üzülür. Maria'yla da öyleyiz. Ama burada bir gruplaşma yok. Bırak onu, strateji bile yok. Herkes farklı bir isim söylüyor. Yalan elemede. Var Melisa. Ben sen, o Nazlı Amarat, o Özden. Peki bak bir şey söyleyeceğim. Nihal'in söylediği gibi arkasından konuştuğun konuşmadığını tartışmıyorum ben burada. Nihal sürekli senin arkandan bıraktığın izleri takip ederek bir şekilde seni yıpratmaya çalışıyor burada. Neden Nihal? Çünkü sevmiyorum ve elensin istiyorum. Melisa bir an önce bu platformdan elensin istiyorum çünkü en sevmediğim, en etik bulmadığım yarışmacı Melisa. Burada. Ben de burada kalmak istediğim için, birimizden birinin gitmesi gerektiği için onun gitmesi benim tercihim. O yüzden... Gitmesini ve... çabuklaştırmaya mı çalışıyorsun böylelikle? Hayır, zaten kendisi bana malzeme veriyor. Ben oturup da düşünmüyorum. Hayır, morali bozulur, ne bileyim işte siz ona yüklenirsiniz, vay sen de böyleymişsin psikolojik değil, olarak. Yüklenirsiniz ama an... hani bu konular yüzünden gitmez. Ben canım sanmıyorum. Sen Nazlı yapınca sana çok ağır geliyor. Melisa yapınca rahat ediyor ama olabilirsin. Ben bu benimle alakalı değil, senin bunu. Karakterinle alakalı. Hayır. Tabii ki de o öyle bir şey varsa ben o zaman tepkimi vereceğim. Şu ben an sana diyorum ki var şey peşine mi? Düşersin. Tamam, Gülay söylersem artık beni bağlamayı yayının sıkıldım. Bitmesini bekliyorum. Sence ben düşmeyecek sürekli, miyim peşine? Sürekli peki. Karşımda yalan söyleyen Nihal, bir insan bir soru, var yani. Bir soru daha. Başka var mı cebinde biriktirdiğin? Melisa ile ilgili. Yok yani böyle söylediği cümlelere karşılık aklıma geliyor Öykü Hanım. Yoksa ben oturup evde düşünmüyorum. Bu burada doğaçlama gerçekten. Söyledi ya Emel ve Zeynep'e benim her zaman saygım olmuştur cümlesinden yola çıkarak aa dedim. Yoksa ben bu Gülay mevzusunu açmayacaktım çünkü Gülay'a söz verdim. Gülay bu tarz olayların olacağını bildiği için beni karıştırma. Boş ver, ben söylemek istemiyorum dediği için sustum. Zaten daha önce söyleyecektim ki Nazlı'nın da bu olaydan haberi var. Yani buraya kadar Melisa, buraya kadar yani. Nazlı sen dinlemedim dedin değil mi? Söyledin. Ben değil, Gülay söyledi ama. Göstermedi yani, dinletmedi. Aha. Görmedim. Evet Melisa. Doğaçlama olduğunu iddia ediyor ya Nihal. Şuralardan gelirken böyle bu podyuma, daha yarışmanın en başlarında bile böyle bir huyu vardı. Bugün bombalarım var, bombalarım var. Çok da güzel dersine yalan çalışıp söyleme. Geliyor. Az önce çok da güzel dedim, dersine çalışıp geliyorsun. Diye. Bak ben sizin dediğiniz dalga çok doğru Öykü Hanım. İzimi takip ediyor ama takip ettiği izler çok eski izler. Ben uzun süredir çok dikkat ediyorum. Ve yine doğru söylediğiniz bir şey var. Beni bu yarıştan neredeyse koparacaktı bu tutumu zaten. Yıpranmıştım, çöküşe geçmiştim. Benim bugün bu insanlara saygı duymamın nedeni o zaten. O çöküş sürecimde Zeynep ve Maria destek verdiği için bugün o insanlara manevi anlamda büyük bir saygım var. Melisa, başka bir şey değil. Senin o insanlara ihtiyacın olduğu için senin onlara saygın hiçbir var. Hiçbir ihtiyacım yok biliyor i̇htiyacın musun? İhtiyacın var. Sen buradan tek başına bir şey yapamazsın çünkü. Buradan gitmem gerektiği gün ve dakika şuradan beni jüri gönderir. Beni ne Zeynep kurtarabilir ne Maria kurtarabilir. Evet, onun bilincinde olman güzel. Ben bilincindeyim. Hoş bir şey soracağım. Senin modunun düşmesinin sebebi senin yıldız alamaman, fırfırelli olmandı. Senin modunu yükselten hiç kişi de senin stylingin. Pardon da. Alakası bile yok. Arkada olan olaylar vardı. O styling olayından çok önce olmuş bir şeydi. Gerçekten çöküşteydim. Hani Lisa. O benim ikide bir arkadaki ormana gidiş geliş sürecim. Cidden çökmüştüm, cidden kopuyordum. Ama olmayan bir şey söylemedi. Neden bu kadar üzerine geliyorsun? Nihal, burada hep doğrucu, hep senin yalanların, yanlış söylediğin şeyler burada konuşuldu. Ve bir konu değil, bir sürü konu. Ama Nihal'in hiç yanlış söylediği bir şey konuşulmadı. Hep senin yanlışlarını konuşuyoruz. Senin eksik sebebini söylediğin biliyor musun, şeyleri Özdencim? Konuşuyoruz. Ben sizin hayatlarınızla ilgilenmiyorum. Şu o yüzden ben şeyle ilgileniyorum. Bak ben Nazlı'yla evet. Seninle aşk yaşamıyoruz ama ben Nazlı'ya nasıl bir tepki gösterdim Nazlı biliyorum. Biliyorum. Özel hayat burada konuşulmasını en sevmeyen kişi benim yani, ne oluyor? Ben onu kastetmedim yani, dış hayatınızla ilgilenmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yiyip ne içiyorsunuz hiç beni ilgilendirmiyor gerçekten. Ama sen yaptıkların, yolladıklarının cezasını çekiyorsun, onu konuşuyoruz şu Yo, anda. Yok, herhangi şu bir şeyin cezasını çekmiyorum. Bir şey konuşulmuyor. Ajancılık oynarsa insanlar, dedektifçilik böyle olur. Demek ki oyunda sen birinci turda kalıyorsun, tur atlayamıyorsun, olabilir mi? Avukata başvuruyorsun. Çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Ben insanların şimdiye kadar şu yaşıma değil, böyle şeyler yaşamadım hakikaten. İlk defa görüyorum onun ses kaydı, bunun ses kaydı. Hiç patlamadın mı? Sen göndermişsin, millet montaj falan bir şey yapmıyor. Senin gönderdiğin şeyler, madem utanıyorsun, madem ortaya çıkmasını utandığım bir durum yok. Bak, ona merhaba bile demiş olsam ve bu başkalarına gönderilmiş edilmiş olsa ben yine dava açarım. Burada hepimizin bu rakip olduğunu söylüyorsun, birey olduğunu söylüyorsun. Düşüncelerini kendine sakla o zaman, gönderme Gülay'a.
O senin problemin. Ne oluyor yani? Öyle bir dünya yok işte, biliyor öyle musun? Öyle bir dünya var. Öyle bir dünya yok. Dava diye kendi bir şey var işte. Kendi dünyanı yaratıyorsun. Küçük kendi dünyalar yaratıyorsun burada kendine ben, o zaman. Benim kafa yapım bu. Davamı açarım. Ben kişilik haklarımı korumak zorundayım. Kafan hayırlı ortada olsun. Ortada davalık anladın bir durum mi yok. Sen kimi kandırıyorsun gayet de var ya? Var mı Zeynep'ciğim söyleyebileceğim bir şey? Yok yani Gülay'la konuşma. Kafanda deli sorular. Tabii aynen, bir sürü soru var. Ve Gülay'la konuşayım ondan sonra. Tamam, bizi de güncellersin. Yardıracağım artık. Hadi, hadi bakalım. Ne tarafa bilmiyorum. Aynen. Geçebilirsin jürinin karşısına. Yani. Bu kadar kavga ve tartışın arasında duymadım. Nereye gidiyorsun? Emel terfi etmiş. Ne? Emel terfi etmiş, amir olmuş. Hostes ya. Aha. Oraya gidiyorum partiye. Hostes partiyi, anladım. Ceketinin üzerini bir açar mısın ve çıkar mısın? Ay göbeğim açık. Şimdi hardal, siyah, güzel. Ama o beyaz anlamadım ben. Bunu mu? Evet, beyaz ha rengi neden kullandın? Çünkü hardal, beyaz, siyah çok ser geçiş oluyor. Renk olarak, tonlar olarak. Fazla, hem de o çanta, body de, o bluzunun zaten siyah beyaz tek renkte de değil. O da karışık aslında. Üzerindeki şapka ben sevdim, beğendim. Çok güzel yakıştı. Teşekkürler. Etiğinde A-form yakışıyor sana, çizimler de güzel. Keşke siyah güzel bir balıkçı yaka ya da dekolteli bir bluz, göbek açmayan triko giyseydin. O hiç beyaz ceket giymeseydin, başka bir tekrar hardal ya da siyah renk ya da şey, hardalın ailesinde rengini birisinde seçersin. Çünkü toprak tonları seçmelisin. Çünkü bu beyaz çok çiğ kalmış. Hı hı. Kırmızı ruj, beyaz, hardal, çizmeler, o püskül çanta. Bugün ben sana anlamadım. Yani hostes tamam, şapka. Çok güzel şapka buldun. Haydi Emel'e de hostesin şeyi konsept yapıştırırım. Öyle oldu. Diyerek böyle bir kılıftan geldin. Aslında ben Zeyno sende daha fazla istiyorum ve bekliyorum. Çünkü sevdiğim bir yarışmacısın. İyi bir yarışmacısın. Teşekkürler. Biraz bugün renklere uymamış. Peki. Ya ben sarı, siyah, beyaz yaptım da yanlış yaptım galiba. aslında renkler uymuş da fazla uymuş. Fazla uymuş. Zorlama olmuş artık. Yani bir küçük bir yerde bir sarı veya küçük bir yerde bir beyaz olsaydı o zaman bu kadar sert geçişler, rahatsız edici şeyler olmazdı. Hı-hı. Bu kostüm partisi mi? Hayır değil de hani onun... Çünkü üstündeki kostüm olmuş artık, hani bir elbiseden bir kombin yapmaktan çıkmış, bayağı bildiğin kostüme dönüşmüş. Hostes gibisin yani. Çantanı çizmeni sevmedim. Renk geçişlerini de sevmedim. Saçın özensiz. Bugün ben de beğenmedim Zeyno. Teşekkürler. Şaşırdın değil mi? Olsun. Hiç şaşırmadım. Şapka çok yakışmış. Benim çok fazla arkadaşlarımın üstüne söyleyeceğim bir şeyim yok. Hani siz duyuyorsunuz ya bizden. Siyah, beyaz veya kazaya her neyse. Onun yanında neon renkleri, hani acı renkler güzel olur. Özellikle sarı. Buradan esinlendi herhalde. Ama hem esinlendim hem de severim ben siyah, beyazlı. Ama bu böyle olmamış. Yani olmamışın ötesine geçmiş bu olmamışlık. Peki. Olmamış ve ötesi. Olmamışın ötesine geçmiş. Ben yalnız Melisa'nın avukatından fenalık geldi. Melisa'nın dava açarım, hukuksal boyutu demesinden çok rahatsızım. Ve kulaklarımı kapatıyorum. İvana da kapatıyor. Hatta Nur arada şarkı söyledi. O kadar sıkıldı ki. Şarkı söyledi. Kendi kendime şarkı okudum burada. Yani onları duymayayım diye. Bu nedir bu avukat kanunu işlem? O işlem ne oluyor ki burada? İkide bir de herkesin avukatı var Melisa. Yani her şey söyleniyor sana 1,5 aydır. Her şekilde itham ediliyorsun. Hepsinde de karşı tarafları yalancı çıkarıyorsun.
Hep haklı oluyorsun. İnsan bir keresinde de iki keresinde de haksız olur. Yani benim de hayatımda çok şeyler oluyor ama bazen haksız da oluyor. Kendime bir bakıyorum, aa evet ben burada bunu söylememeliydim, bu böyle olmamalıydı diye kendimi de eleştiriyorum. Ama kimse için de avukatıma söyleyeceğim bunu. Bu nedir, bu bir tehdit mi? Bu nasıl bir durum seninkisi? Neyin davası, ne? Nur Hanım, ses kaydı muhabbetleri. Biliyorsunuz ki ses kaydı özel hayattır. Ona sizin ses kaydınızı alıp da o şekilde buraya ya oraya sen gidemez. Sen sesini notunu bırakmışsan, alo ben Melisa, bıdı 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 bıdı. O da alır o ses kaydını bir arkadaşına dinletir. O zaman bırakma kardeşim. O zaman suç unsuru bırakma. Senin sesini bırakman, ses mesajı bırakıyorsun. O arkadaşına bırakır, arkadaşı da ona dinletir. Bunlar çok normal bir şey. Bu senin evine girip de senin evine böcek koymamışlar. Sen kendin konuşmuşsun. O da dinletmiş veya yani. Ha dinletmiştir, o da ona dinle. Etik olarak belki hoş olmayabilir ama bunun hukuksal bir yanı yok. Temeli yok. Yok. Ya. Al parayı, ben sana veriyorum. 50 bin mi, 10 bin mi ben sana vereceğim. Çünkü böyle bir şey yok. Ya tamam peki dava ile ilgili... Ya da bir gün masanın üstüne çıkacağım, göbek atacağım. Sırf bunlar konuşurken. Evet. Yok artık burama geldi benim. Dayanamıyorum. Şimdi bu konunun içeriğine hiç sizin yorumunuz olmadı. Yani ilgilenmiyorsunuz, farkındayım. Az çok yani, inan detay tamam, bilmiyorum. Davaya sinirlendiniz, oradaki bir... Ben bu dava konusuna sinirlendim. O mesaj bırakmış, o mesajı demiş ki elimde delil var. O da diyor ki o mesajı duydum diyor. Olabilir, bunların dedikoduları, bunlar olabilir kendilerine. Bunun avukatlık, bilişim suçları... Ay ben bunları duymak istemiyorum ya. Neyin avukatı, neyin davası, neyin şeyi... Suçüstü bir şey mi yapılmış, ne olmuş? O onun parasını mı çalmış, görüntülenmiş? Onlar zaten ciddi problemler hayatında herhalde yaşamadılar. Ay yani bunlar birbirlerini sevmiyorlar. Yani o hukuk olarak davalar açmak ve ona uğraşmak ciddi bir problemler ve ciddi bir şeyler yaşaması gerekiyor. Bunlar hakikaten komik yani, hiçbir tartışma bile gerek kalmıyor yani. Ya be, burada geyik yapıyorlar bunlar ya. Geyik yapıyorlar burada. Ay bunlar gitsin, zaman geçsin, kurtulayım. Gitsin. Her hafta en çok şey yapın, ismini vereceğim. Gitsin. İstemiyorum ben. Ben yoruldum artık. Ay böyle eften püften şeylere dava açılıyorsa ben de bari hepsine dava açayım ömrümü çürüttükleri gerekçesiyle. Bayağı para alırım çünkü. Bizim sayfalarımıza sabahtan akşama kadar çok sevgi dolu yazanlar var. Benim Instagram dostlarım, buradan öpüyorum ama bir o kadar da, o kadar demeyeyim, daha az, çok çok azında. Çok belden aşağı, çok ahlaksızca, çok çirkince yazılıyorlar. Ben şimdi gideyim mahkemelerime, avukatlarıma mı onları vereyim ya? Tanımadığım sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ha, oraya Melisa Şahin diye atıyorum. Bir şey görürüm, bir Melisa Şahin diyelim ki, lafın gelişi söylüyorum. Bana o hakareti yapmış, ha tabii ki onun gereğini yaparsın. Tanımıyorum, tanımadım. 1000 kişi, 300 kişi, 200 kişi. Ay ben bıktım, ay daha ciddi şeyleri konuşalım. Bakın, Süreyya, burada 8 kişi kaldınız. Zaman geçiyor. Bir bakacaksınız, 4 kişi kalacaksınız. Ne oluyor? Zaman. Yani heyecanlanın. Baksanıza, ölü toprağa atılmış üstünüze. Şu halinize bakın. Ruhsuz gelmiş oturuyorsunuz. Ne bir heyecan, ne bir şey, ne bir araç. Neyinize güveniyorsunuz bilmiyorum. Bilmiyorum neylerine güveniyor. Neyinize güveniyorsunuz? Bak gözüm atıyor ya. Gözüm atıyor. Çalışın. Araştırın. Yok onu o giydiriyormuş, bu stylin var, onun varmış. Ay, onlar da giydirenler sizden beter. Ay, onlar da yani. Allah'ım ya Rabbim. Bu yani öykü.
Hakikaten delirdim. Bugün delirdim. Bugün dikkat ettiyseniz çok fazla konuşmadım. Sürekli bir dinlemeye gittim. Çünkü beğenmedim bunları Müge'l. Ben bunları dedim ki bak bir kişi daha gitti. Hiç beklenmedik. Her hafta biri gidiyor. Bunlar dedim birazcık kendine gelecekler. Kendine gelirler dedim. Biz burada üçümüz şoklardayız kendi kendimize. Kaçıncı? 7. haftadayız. Evet, 7. haftanın başındayız. Yani çok yakında final da olacak ve hakikaten siz çok kolay mı bıraktınız her şey? Ne 7. 8. galiba hafta, ne bileyim. 7. Haftaları da şaşırdık 7. yani. Bak bunlar ya adam olacak ya adam olacak. Ya giyinecekler ya giyinecekler. Giyinin tarz olun. Bu yarışta olmanın maksadı ne, hedefleri ne? Orada bir problem var diye düşünüyorum ben. Yok yani, yok giyinmiyorlar bunlar. Yani Nazlıcığım seni tenzih ediyorum. Sakın yanlış anlama. Ama bakıyorum abidik gubidik ya. Abidik gubidiksiniz. Abidik gubidik anlamını biliyor musunuz? Yo, bu ne? Yani abidik gubidik işte. Hani dalga yani, dalga geçiyor. Ha, gidiyoruz oraya. Her zaman da değildi aslında. Ben neden bahsediyorum? Genelde. 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 Evet, çok daha iyi olmalı. 7. Genelde. Kemal. Ben bu olayın içine çok girmek istemiyorum. Çünkü ben girdiğim zaman biliyorsun biraz sertleşiyorum. Kontrolümü kaybediyorum. Sabrım taşıyor. Ama söyleyecek cümlelerim var elbette ki. Arkasında ortaya söylüyorum. İsteyen üstüne alınsın. Arkasında duramayacağınız cümleler kurmayınız. Ha, cümleler kuruyorsanız da o zaman paniğe kapılmayınız. Bununla ilgili savunmaya geçerken başka türlü dallara tutunmaya çalışmayınız. Veya atıyorsanız da ortaya bir iddia, bunun altını doldurunuz. Bizim vaktimiz kıymetli. Hiç burada sizin o küçük kulisinizdeki kadınlar hamamı dedikodularını çekecek vaktimiz yok. Sağlığı yerinde olan var, olmayan var. Sabrı taşan var, taşmayan var. Tartışılacak konu var, tartışılmayacak konu var. Siz tartışılacak konuları değil de tartışılmayacak, tartışılamayacak konuları burada körüklemeye çalıştıkça daha böyle bir çıkmaza giriyor olay. Ve işin içinden çıkamıyoruz, biz sıkılıyoruz, insanlar da bizi izleyenler de sıkılıyorlar. Dolayısıyla birazcık enerji rica ediyorum kendi adıma. Zaten Nur da onu söyledi. Şu üstünüzdeki ölü toprağını bir atın. Yoksa öyle bir gidersiniz ki ve öyle bir pişman olursunuz ki gittiğinize anlamadan, neyin nasıl olduğunu anlamadan bir bakmışsınız o kapı açılır. Arkanızdan sahte gözyaşlarıyla gönderilirsiniz. Hepsinin arkasından gösterdiğiniz sahte gözyaşlarınız gibi. Teşekkürler. Kararları almış. Ben bu hafta ilk önce, bu hafta önümüzdeki hafta gözüme kestirdiğim iki kişi var. Onların buradan gitmesini istiyorum. Bakalım. İsim vermiyorum şartlar, şimdi. Şartlar, sizin puanlarınız. Eğer şuraya çıkarsa o şahıs, belli olmaz. Özellikle de diyeceğim ki kaldıracağım, adını da veriyorum, gitmeni istiyorum diyeceğim. Göreceksiniz bak. Bakalım, bu haftayı göreceğiz. Zor başladık haftaya. Kararları almış mıydım, özür dilerim. Ha, aldım, kararları alayım o zaman. Zeyno, maalesef bugün olmadı. Daha az dedikodu, daha fazla tarz ya da stil istiyorum. Ben dedikodu yapmıyorum. Arkasında zaten mesaj Kemal. Yolladım. Tarz değilsin. Yani siyahları giyseydin tarz oluyordun. Teşekkürler. Üzgünüm Zeynep, seni yerine alıyorum.